Efendim günaydınlar, hayırlı sabahlar, keyifli sabahlar dileyelim ekran başındaki tüm Ton TV izleyenlerine. Efendim bugün 10 Eylül 2019 günlerden Salı, haftanın ikinci iş günündeyiz ve ben Senem Erdem İnal. Senem'le bugün şu an itibariyle başlıyor efendim. Şila ile birlikte sizi karşıladık ama ne kadar görünüyor şu an ekranda bilmiyorum. Birazdan daha net görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen sosyal mesajımızı verelim. Hayvanları sevmek zorunda değiliz. Korkabiliriz, sevmeyebiliriz. Ancak onların yaşam hakkına ne yapıyoruz? Saygı duyuyoruz. Hayvanseverlere zaten söyleyecek bir şeyim yok. Bir yudum su ve bir kap mama onlar için karşılıksız sevgi demektir. Evet, tüm çalışanlara kolay gelsin diyelim. Esnaflarımıza bol kazançlı hayırlı işler ve 549-517-17 WhatsApp hattımız. Buradan bizlere ulaşabilirsiniz. Hemen bakıyorum sosyal medyadan da Facebook Ton TV sayfasından da aynı anda canlı yayındayız efendim. Oradan da yorumlar gelecek. Herkese hatırlatmış olduk WhatsApp numaramızı da ve Türkiye gündeminden, Çanakkale gündeminden derlediğimiz günün gelişmelerini sizlere aktaracağız. Günlük burç yorumlarımız olacak. Altın fiyatlarını, dolar fiyatını öğreneceğiz. Yastık altı bölümümüz var. Bizi ilk kez izleyenler için bunu da hatırlatmış olalım. Önce dilerseniz son dakika haberlerine bakalım Türkiye gündeminde, ardından da Çanakkale gündemine geçelim. İlk olarak Habertürk.com'da yer alan bir haberimiz, 181 FETÖ şüphelisi için gözaltı kararı. Konya merkezi 28 ilde FETÖ'nün TSK'daki mensuplarına mahrem imamlık yaptığı öne sürülen 53 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Jandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 50 astsubay ve 3 sivil mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ ile irtibatı tespit edilen 3 yüzbaşı, 16 üsteğmen, 8 teğmen ve 2 mahrem imam olmak üzere 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi diyor Habertürk.com'da. Evet, bu arada yönetmenim çok sıcak oldu. Yine son dakika haberlerine baktığımızda haber7.com'da Azat öldürüldü diyor İçişleri Bakanlığı'nın geçtiği son dakika haberine göre Diyarbakır'da iki terörist etkisiz hale getirilirken PKK'nın sözde savur sorumlusu Azat Kod adlı terörist de Mardin'de etkisiz hale getirildi. Böylelikle Mardin kırsalında son 2 günde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükseldi. Evet, teşekkür ediyorum arkadaşlar. Şimdi bir haber daha var, onu aktaracağım sizlere. İyi halden izinliymiş. Hürriyet.com.tr'de. İstiklal Caddesi'nde 23 yaşındaki İTÜ Elektrik Mühendisliği mezunu Halit Ayar'ı bıçaklayarak öldüren, arkadaşını da yaralayan Emre Yaşar'ın 2014 yılında gasptan girdiği cezaevinden iyi halden yararlanarak çıktığı belirlendi. Yaşar ve Kurdal çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken cinayet anında ortaya çıkan görüntüler de dehşet dolu anları gözler önüne serdi diyor. Zaman zaman söylüyoruz ya, tesadüfen yaşıyoruz. Her an başımıza ne geleceğini hiçbirimiz bilemiyoruz. Ancak mahkeme huzuruna çıktığında da her zaman söylüyorum bunu, özellikle kadın cinayetlerinde de işte takım elbise giyip kravat taktığında, hakim karşısına çıktığında işte iyi halden ceza indirim alıyor. Bakın, iyi halden izinliymiş. Eğer iyi halden izinli olmasaydı öldürülen genç şu an hayatta olacaktı. Ve yine son dakika haberlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimi soruşturmasında flaş gelişme diyor.
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAKDEM'ine mühimmat verdiği tespit edilen eski assubay üst çavuş Abdülkadir Ö. Eskişehir'de yakalandı. Alınan bilgiye göre İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden ihraç edilen eski assubay üst çavuş Abdülkadir Ö'nün FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında görev yaptığı Çiğli 2. Anajet Üstü Komutanlığı Bir Nolu Cephaneliğinden TSK Mühimmat Yönetmeliğine aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast amacıyla Marmaris'e giden MAKDEM'ine mühimmat verdiği yönünde deliller elde edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelinin Eskişehir'de olduğunun belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan zanlı İzmir'e getirilecek. Bu arada eski assubay üst çavuş Abdülkadir Ö'nün FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişiminden 15 gün önce cephanelikte görevlendirildiği öğrenildi. Evet, bizler haberleri aktarıyoruz. Sizler de söylemek istediğiniz mesajları bizlere gönderebilirsiniz sevgili izleyenler. Bu arada Van'a geçmiş olsun diyelim. Van beşik gibi sallanıyor. Ard arda 4 deprem oldu. Van'ın Sarayı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde depremin ardından Başkale ilçesinde 3.2, 3.4 ve 3 büyüklüğünde 3 deprem daha oldu. Çok çok geçmiş olsun diyorum. Allah'ım yaşatmasın ama hani en azından bu şekilde yavaş yavaş fay hattı kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Son dakika haberlerinde dolar güne 5.75'in üzerinde başladı diyor. Bunu aktaralım. Programın sonunda doların o anki kurunu da sizlere söylemiş olacağız. İstanbul'da değnekçi operasyonu 18 gözaltı. İstanbul'da mesai saatleri dışında İspark'a ait yerlerde vatandaşlardan haksız yere para talep eden şüphelilere yönelik 356 noktada yapılan denetimde 18 kişi gözaltına alındı. İnsanlar artık çalışmak yerine bana göre çalışmak yerine biraz kolay yoldan para kazanmayı tercih ediyorlar. Dolandırıcılık, haksız yere para kazanalım. Ve hiç kimsenin umurunda değil gibi görünüyor. Hani yaşadığımız güne bakılınca ya da haberlere baktığımız zaman hani gelsin de nasıl gelirse gelsin, helal midir, haram mıdır, bunun hesabını yapmayan insanlar arasında kaldık maalesef. Şimdi enteresan bir haber. Dün biliyorsunuz 2019-2020 eğitim öğretim yılı başlamıştı. İlk zil çalmıştı. Birazdan Çanakkale gündeminde bu haberi de aktaracağız sizlere ama öğretmen şok etti. İlk derse zil zurna geldi. Yanlış anlamadınız. Hatay'ın İskenderun ilçesinde derse alkollü geldiği iddia edilen ilkokul öğretmeni M.T. velilerin şikayeti üzerine polis tarafından sınıftan çıkarıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından açığa alınan öğretmen M.T. hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Çok enteresan. Yani bazen şaka gibi, şaka tadında haberler okuyoruz. İnsanın inanası gelmiyor. Ben bu haberi okurken de mesela öğretmenlerimi düşündüğümde, özellikle ilkokul öğretmenlerimi, hepsine buradan sevgiler, saygılar gönderiyorum. Hepsinin ellerinden öpüyorum. Sevgili Lütfü Demir, Nevzat Güray, Nezaket Koyluç, hepsine buradan sevgilerimi gönderiyorum. Lütfü Demir hocamı da çok severdim. Eğer hayatta olmayan varsa da Allah'tan rahmet diliyorum. Vallahi bizi okula götürdükleri zaman eti senin kemiği benim hocam derlerdi. Ve öğretmene bir saygı vardı. Şimdi günümüze baktığımız zaman ne öğrenciler yeterince öğretmenlerine saygı gösteriyor,
ne de maalesef öğretmenlik mesleğini çok kötü anlamda kullanan ve öğretmenlik mesleğine yakışmayacak şekilde davranan öğretmenler de oldu. Yeri geldi taciz haberlerine de yer verdik bu ekranlardan, biliyorsunuz. O yüzden şaşırıyorum ve üzülüyorum, sadece bunu söylemek istiyorum. Evet, son dakika haberleri, eğer önemli gelişmeler olursa yine sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Dilerseniz şimdi Çanakkale gündemine geçelim. Evet, az önce de söyledik. 3 aylık yaz tatilinden sonra 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ders zili dün çaldı. Eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte ülke genelinde bütün illerde törenler düzenlendi. Çanakkale'deki resmi törende Esenler Mahallesi'ndeki Cevat Paşa Ortaokulu'nda gerçekleştirildi. Haberimizi izleyelim. 3 aylık yaz tatilinin ardından resmi ve özel okullarda olmak üzere 18 milyonun üzerinde öğrenci ve 1 milyonu aşkın öğretmen 2019-2020 eğitim öğretim yılına başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı ve ilk öğretim haftasının başlaması dolayısıyla bütün illerde törenler düzenlendi. Çanakkale'deki resmi tören Cevat Paşa Ortaokulu'nda düzenlendi. Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, ilgili daire müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunulmasıyla başladı. Şiirlerin okunmasının ardından Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz bir konuşma yaptı. Yılmaz konuşmasında Çanakkale'de 2019-2020 eğitim öğretim yılında 310 okulda 77 bin öğrenciye 5500 öğretmen tarafından eğitim verileceğini belirtti. Eğitim öğretim yılının başlaması nedeniyle İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı 310 okulumuzda görev yapan 5500 öğretmenimizin, 77 bin öğrencimizin ve velilerimizin sevinç ve heyecanına yürekten katılıyor. Bu güzel günde bizimle birlikte olduğunuz için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bir ülkenin kendisine nasıl bir gelecek hazırladığının en önemli göstergelerinden biri, o ülkenin eğitime verdiği önem ve eğitim sistemidir. Bugün bilim ve teknolojide, kültür ve sanatta, iktisadi kalkınma düzeyinde önde gelen ülkelerin tamamı bu gelişme ve ilerlemeyi, kuşku yok ki, eğitim ve öğretime verdikleri öneme borçludurlar. Dolayısıyla bir ülke için yapılacak en önemli yatırım, hiç kuşkusuz insan kaynağına, özellikle de çocuklara ve gençlere yapılan yatırımdır. Eğitim sisteminde aldığımız mesafe ve ilerleme, dünyadaki gücümüzü ve yerimizi belirleyen en önemli etkendir. Yeni eğitim ve öğretim yılı birinci dönemi 17 Ocak 2020 Cuma günü sona erecek. Birinci dönem ara tatili 18-22 Kasım 2019'da, yarı yıl tatili 20-31 Ocak 2020'de yapılacak. İkinci dönem 3 Şubat 2020 Pazartesi başlayacak ve 19 Haziran 2020 Cuma tamamlanacak. Evet, bir kere daha hem öğrencilerimize hem de öğretmenlerimize başarılar dileyelim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evlatlarımızın hepsinin önü açık olsun, bahtı açık olsun inşallah. Evet, işte Çanakkale Gazetesi de ilk ders zili çaldı. 77 bin öğrenci ders başı yaptı demiş işte Çanakkale Gazetesi. Ve CHP 96. yılını kutladı diyor işte Çanakkale Gazetesi. Birazdan haberimizi de izleyeceğiz. Ve hamsi sardalya 10 TL, denizlerde av yasağı kalkınca hem tezgahta balık bollaştı hem de afiyetler, yalnız balığa gitti benim aklım. Fiyatlar etiketlerin bile altına düştü. Sardalya ve hamsi akşam saatlerinde 10 TL'ye indi. Ama onun öncesinde gerçekten fiyatlar yüksekti. Yani hamsi diyorum, sardalya 30 liradan satıldı. Yani yazın Çanakkale'de sardalya keyfi bir başkadır. Çok da severim. Bu sene pek yemek kısmeti olmadı ama hamsi ve sardalya 10 TL, bunu da duyurmuş olalım izleyicilerimize. Evet, devam edelim.
AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, 2019-2020 eğitim öğretim yılında Kalabaklı Köyü'nde hizmet vermeye başlayan özel bir okulun açılışına katıldı. Turan burada yaptığı konuşmada hükümet olarak öğretime çok önem verdiklerini ve bütçeden de eğitime ayrılan payın her geçen gün arttığını söyledi. Çanakkale merkeze bağlı Kalabaklı Köyü'nde 2019-2020 eğitim öğretim yılında Anadolu Lisesi ve Fen Lisesi olarak hizmet verecek olan özel bir okulun açılışı için tören düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen törene AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız, İYİ Parti kurucularından ve Genel İdare Kurulu üyesi Rıdvan Uz, okul kurucuları, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından özel okulun kurucusu Mehmet Burak Şahbaz, sorumlu müdür Necdet Çetin, İYİ Parti GİK üyesi Rıdvan Uz ve AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan birer konuşma yaptılar. Bülent Turan konuşmasında hükümet olarak eğitime, öğretime çok önem verdiklerini, bütçeden eğitime ayrılan payın %17'lere geldiğini belirterek eğitime yatırım yapmak isteyenleri Çanakkale'ye davet etti. Özel bir gün. Öncelikle ben 2019-2020 yılının tüm öğrencilerimize, öğretmenlerimize, velilerimize hayırlı olmasını, kazasız belasız, milli manevi değerlere bağlı, vatanını, bayrağını seven insanların yetişmesine vesile olmasını ümit ediyorum. Hayırlı olmasını ümit ediyorum. Üreten, sorgulayan, bu milleti geleceğe taşıyan, anne babalarından, öğretmenlerinden aldığı emaneti çok daha yukarıya taşıyan gençler işte bu okullara yetişecek. Öğretmenlerimizin ısrarı, sabrı, vizyonu bizi geleceğe taşıyacak. Bugün çok önem verdiğimiz bir marka değeri olan okulumuzun açılışında olmaktan büyük bahtiyarlık diyorum. Salacak temel adımlar önemli adımlar. Artık bu ülkede eğitim bütçesi sonlarda değil, aksine %17 gibi büyük bir oranla bütçeden en çok payı alan kalem haline geldi. Bu çok kıymetli bir değer. Çanakkale'miz de bu paydan kendine düşeni faydası alsın istiyoruz. Çünkü gençliğe yapılan yatırım asla boşa yapılan yatırım değildir. Eğitime yapılan yatırım unutulmayan, onur verici bir yatırımdır. Konuşmaların ardından halk oyunları gösterisi sunuldu. Açılış kurdelesi kesildikten sonra konuklar okulu gezdiler. En sonunda nihayet Şila böyle şu an put gibi kaldı. Evet, Şila ile beraber Senem'le ve Şila ile bugün devam ediyor efendim. Hemen gazetelerimize bakalım. Gündem gazetesi diyor ki 19 okul binasına 132 milyon lira harcandı. Türkiye'de milyonlarca, Çanakkale'de binlerce öğrenci uzun yaz tatilinin ardından tekrar kaldıkları yerden eğitim öğretim hayatlarına yeni bir sayfa açmak üzere ders başı yaptı. Çanakkale İlköğretim Haftası dolayısıyla kentin en kalabalık okulunda yaklaşık 1500 mevcudu olan Cevat Paşa Ortaokulu'nda tören düzenlendi diye yer vermiş Gündem gazetesi. Evet, bir köy daha suyundan vazgeçti. İl Genel Meclisi Eylül ayı toplantıları son bileşiminde gündeme gelen bir madde, maden çalışmalarının çevreye ve insan sağlığına zararını bir kez daha sorgulattı diyor. 2016 yılında su kaynağı talebinde bulunan Çan'ın Asmalı Köyü sakinleri 2019 Temmuz ayında verdikleri dilekçeyle su talebinden vazgeçti. 2017'de Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından mutlak koruma alanı ilan edilen Değirmendere mevkisindeki su kaynağı köylünün tüm itirazına rağmen 2018 yılında ÇED olumlu raporu alarak kurulan kalker ocağı nedeniyle kirlenme ve yok olma tehdidi altında diyor Gündem gazetesi. Özellikle varsa Çam'dan izleyen bizleri mesajlarınızı bekliyoruz efendim. 549-517-17 WhatsApp hattımız, bir kere daha söyleyelim. Ve sıradaki haberimize geçelim. Cumhuriyet Halk Partisi bundan tam 95 yıl önce 9 Eylül 1923 yılında kuruldu. Çanakkale
Çanakkale'li Cumhuriyet Halk Partililer dün 96. kuruluş günlerini kutladı. Kuruluş günü dolayısıyla Çanakkale Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Hepiniz Cumhuriyet Halk Partimizi... Cumhuriyet Halk Partisi Mustafa Kemal Atatürk öncülüğünde 9 Eylül 1923'te önce Halk Fırkası adıyla kuruldu. 1924 yılında Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. O günden bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partililer her 9 Eylül günü kuruluş yıl dönümlerini kutluyorlar. CHP'nin örgütlü olduğu bütün illerde olduğu gibi Çanakkale'de de partililer kuruluş yıllarını kutladı. Program kapsamında Çanakkale İl Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı Cumhuriyet Meydanı'nda kutlama programı düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Avukat Muharrem Erkek, İl Başkanı İsmet Güneşhan, Merkez İlçe Başkanı Ali Uyanık, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan ve çok sayıda partili katıldı. Kemal Atatürk ve ebediyede göçmüş değerli yöneticilerimiz ve üyelerimiz adına bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Atatürk anıtına çelenk sunumundan sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. İl Başkanı İsmet Güneşhan törende yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti için CHP'nin önemine değindi. Bizi kurtaran ve kuranlar olarak 96. kuruluş yıl dönümümüzü kutlamanın onurunu, mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Kurtuluş Savaşı yıllarında kuvayi mücadeleyi yürütmek, tüm toplumsal kesimlerle ulusal birliği sağlamak amacıyla kurulan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin devamı olarak önderimiz Mustafa Kemal Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te Halk Fırkası adıyla kurulmuştur. Çünkü ilk genel başkanımız Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı henüz bitmeden ülkenin geri kalmışlığını ve çöküş tehlikesini ortadan kaldırmak, çağdaş bir toplum yaratmak amacıyla devrimler yapmak istiyordu. Bu amaçlara ulaşmak için ise ancak gücünü halktan olan bir siyasi partiyle mümkün olabilirdi. Partimiz daha sonra 1924'te Cumhuriyet Halk Fırkası, 1935 yılında ise Cumhuriyet Halk Partisi adını aldı. Anıttaki törenin ardından CHP'liler İsmet İnönü heykeli önünde de çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundular. Bizler de bir kere daha kutlayalım efendim Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümünü. Evet, devam edelim. Vitamin gazetesi yine Çanakkale'de zil çaldı, 77 bin öğrenci ders başı yaptı demiş. Ve Türkiye'nin ilk siyasi partisi 96 yaşında CHP ölüm CHP kuruluş yıl dönümü. Orada Çanakkale'de iki tekne çarpıştı, 10 kişi ölümden döndü. Bu haberi görünce bir an ölümle çağrıştırdı. Dün akşam Ton TV ana haber bülteninde de vardı. Ayvacık'ta balıkçı teknesine, troll balıkçı teknesinin çarpması sonucu 10 kişi kurtarıldı. Bir kişi hatta ambulansla hastaneye götürülmüştü. Tekrar geçmiş olsun diyelim. Kalenin Sesi gazetesine baktığımızda Orman Bölge Müdürü değişti. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy Isparta Orman Bölge Müdürlüğü'ne atandı. Ulusoy'dan boşalan koltuğa ise Muğla Orman Bölge Müdürü Yardımcısı Enver Demirci getirildi. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Evet, sıradaki haberimize devam edelim. CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan Biga'ya bağlı Gümüşçay beldesine giderek mısır ve domates hasadına katıldı. Ceylan incelemeler sonrası yaptığı açıklamada domatesin bu yılda tarlada kaldığını söyledi.
CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan, Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Gümüşçay beldesine giderek üreticilerin mısır ve domates hasadına katıldı. Ceylan, üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra yaptığı açıklamada, üretici girdi maliyetleri nedeniyle zarar ediyor. Sofralık domates bu senede maliyeti karşılamadığı için tarlada kaldı. Seneye ne domates ne de domates üretecek çiftçi kalmayacak. Mazot 6,5 lira. Gübre ve tarımsal ilaçtaki fiyat artış oranı %70 ila 200 civarında. İşçilik ve diğer masraflar da dahil edildikten sonra çiftçi değil kâr etmek, maliyeti bile karşılamayan bir fiyatla tüccara mahkum ediliyor. Maalesef 16 yılda 55 milyon tona yakın buğday ithal ederek 15 milyar doları yurt dışındaki tüccarlara aktardık. Sadece ithal buğdaya harcadığımız parayla domates üreticisinden çeltik üreticisine, buğday üreticisinden mısır üreticisine kadar uzanan bir destek sağlayabilirdik ve çiftçimiz çok farklı bir noktada olurdu dedi. Evet, Çanakkale domatesi meşhurdur. Çok da severim. Ama hani yanlış anlamasınlar ama eski yediğimiz o tarla domatesi böyle mis gibi kokan, böyle et, şey tuzu serpiştirip üzerine, ben böyle elma gibi yemeği çok severim. Özlediğimiz tatlar arasına girdi domates de. Evet, burası Çanakkale gazetesinde çantanız hazır olsun. Çanakkale Afet ve Acil Durum Yönetmeni Başkanlığı Müdürlüğü tarafından afet çantası nasıl hazırlanması gerektiği anlatıldı. Öncelikle önemli belgeler diyor. Çakı, el feneri, yiyecekler, kağıt, kalem, radyo, su. Evet, bunları özellikle eksik etmeyin. Allah kullanmayı nasip etmesin ama yine de her türlü şeye hazırlıklı olmak lazım. Ve dur yolcu yanında yangın çıktı. Dün akşam Ton TV ana haber bülteninde de vardı. Çanakkale ve Çanakkale savaşlarının simgesi olan Dur Yolcu yazısının yanında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın dumanı yükselmesiyle bölgelere ekipler sevk edildi ve müdahale edildi. Yangın büyümeden Allah'tan. Maalesef bu yaz gene birçok yerimiz, ormanlarımız, ağaçlarımız yandı, bitti, kül oldu. Evet, Senem'le bugün bunları biliyor musunuz da devam ediyor. Evet, bunları biliyor musunuz? Bu arada mesajlar ve yorumlar geliyor. 549-517-17 WhatsApp hattımız. Hem ne yapıyoruz? Türkiye genelinde şöyle bir yoklama yapıyoruz. Yurt dışından, gurbetçilerimizden ses de daha yok. Hala tatildeler mi bilmiyorum ama yurt dışından da kimler bizlerle birlikte, merak içerisindeyiz. Hadi bakalım, gönderin mesajlarınızı. Evet, bunları biliyor musunuz da ilginç bilgiler var. Bu bölüm benim çok hoşuma gidiyor. Bilmiyorum, sizler de benim gibi keyif alıyorsunuzdur inşallah. Vaktimiz de çok az. Hemen hızlıca birkaç tane aktarayım size. Flamingolar yalnızca baş aşağı pozisyonundayken beslenebilirlermiş. Sadece baş aşağı. Çekiç kafalı köpek balığının görüş açısı 360 derecedir. Ve kediniz çok uyuyor olsa da en uykucu kedinin aslan olduğundan emin olabilirsiniz. Aslanlar günde 16 ila 20 saat arasında uyurmuş. Ciddi bir şey. Gerçi bende de var herhalde o aslanlık. Bıraksanız uyurum 12 saat. Bukalemunun dili kendi vücut uzunluğu kadar uzayabiliyormuş. Yani şöyle bir bukalemun düşünebiliyorsanız eğer, bunun bu kadar da dili uzanabiliyormuş. Kaplanların çizgileri de tıpkı parmak izi gibiymiş. Bizlerin parmak izi gibiymiş. Onları birbirinden ayırırmış. Ve atlar yüz ifadelerini kullanarak birbirleriyle iletişim kurarlarmış. En sevdiğim hayvanlardan biri diyebilirim. Ve bir su kaplumbağasının en uzun yolculuğu 647 gün sürmüş. Yani 2 yıl diyelim. Ve kara sinekler
ki çok sinir bozucudur değil mi? Uykunuzun en güzel yerine böyle vızız diye gelirler. Fa notasından vızıldarlarmış. Ve bir bilgi daha verelim. Ondan sonra ahtapotlar uzun süre aç kaldıklarında kendi kollarını yiyebilirlermiş. Enteresan değil mi? Yanlış hatırlamıyorsam 8 kolları var galiba. Aç kaldıklarında kendi kollarını yiyebiliyorlarmış. Bu enteresan bilgilerden sonra dilerseniz şimdi söz sizdeye geçelim. Sizden gelenlere bir göz atalım. Evet, söz sizde. Yazmadıysanız da hemen telefonu elinize alın. Hemen mesajınızı gönderin. Yoklama yapıyoruz. İllerimiz, ilçelerimiz, köylerimiz kimler bizlerle birlikte buradayım diye mesaj bekliyorum efendim. Öncelikle Kuşadası'ndan Ayvacıklı Ergin Doğan amcam, günaydın güzel kızım, iyi yayınlar, sevgiler, selamlar demiş. Günaydınlar, ben de sizlere sevgiler, selamlar gönderiyorum Hikmet yengemle beraber, ellerinizden de öpüyorum. Kuşadası'na sevgiler dedik, Kuşadası burada. Ve günaydın Senem Hanım, çok şıksınız, çok teşekkür ederim. Her zamanki gibi tatil yaramış, pozitif enerji dağıtıyorsunuz. Buralardan hissediliyor. Başkent'ten sevgiler demiş sevgili Yalçın Arslan. Ve sevgili Yalçın Arslan eşi Filiz Hanım'a ve tüm ev halkına, Arslan ailesine sevgiler, selamlar gönderiyorum. Başkentimiz dedi ki Ankara'mız, biz de buradayız. Sevgiler, selamlar gönderelim. Evet, Kuşadası, Ankara ve Edremit de bizlerle birlikte. Günaydın, iyi yayınlar Çanakkale'me. Edremit Körfez'den sevgiler, selamlar. Sadece iyi haberlerin olduğu programların bir an önce gelmesi dileğiyle. Ne kadar güzel bir dilek. Ne güzel bir dilek. Keşke bu ekrandan böyle çok güzel haberler verebilsem, değil mi? Mesela EYT ile ilgili böyle erken emeklilikte yaşa takılanlara, işte ne bileyim doların altının düştüğü, enflasyonun düştüğü, yiyeceklerin ucuzladığı güzel olurdu. Edremit'e de sevgiler, selamlar diyelim. Günaydın güzel kardeşim, iyi yayınlar. Güzel ülkem, maşallah çok tatlı hayatımızın güzellikleri, Şila'dan bahsediyor. Çan'dan güzel bir günden selamlar, sevgiler demiş Nurdan Hanımcığım. Teşekkür ediyorum sevgili Şila. Hayvan sevenler zaten bilirler, hep diyorum. O benim dört ayaklı evladım olarak görüyorum. Bana muhtaç. Yemeğini ben veriyorum, suyunu ben veriyorum ve bunun karşılığında da bitmeyen sevgi ve sadakat alıyorum. İnsanlardan alamadıklarınızı onlardan alabiliyorsunuz. Çan'a da sevgiler, selamlar gönderelim. Tünaydın, nasılsın ablam? İsim yazılmamış galiba. Bakıyorum kimden geldiğini. Tünaydın nasılsın ablam dediğine göre muhtemelen Bilge Kağan'dan geldi. Teşekkür ederim. Allah, evet, uzun zaman oldu. Bilecik'ten bize yazdı. Uzun zaman oldu görüşmeyeli, yeni haber sunuculuğunuz hayırlı. Evet, yazmış Bilge Kağan. Doğru tahmin etmişim ama, değil mi? Nasılsın ablamdan tahmin ettim. Çok teşekkür ediyorum. Evet, daha önce uzun yıllar sunduğum ana haber bültenine şimdilik yine geri döndüm. Akşam, her akşam hafta içinde saat 18'de ana haber bülteninde buluşacağız. Çok teşekkür ediyorum sevgili Bilge Kağan. Bilecik de aramıza katıldıysa Bilecik'e de sevgiler, selamlar gönderelim. Sevgili Neşe Göktepe, günaydın Senem Hanım, iyi yayınlar, güzel haberler bekliyoruz. Dardanos'tan sevgiler demiş. Günaydınlar Neşe Hanımcığım. Ne kadar güzel temenniler bunlar. Gerçekten buradan güzel haberler vermeyi çok çok istiyorum. Umudumuzu kaybetmeyelim. Dardanos'a da ve sevgili Neşe Göktepe'ye
ve orada bizi izleyen herkese ve ailesine sevgiler, selamlar gönderelim Dardanos'a. Evet, artık yazın son demlerini yaşıyorsunuz değil mi? Maalesef. Ay, teşekkür ediyorum. Bu arada güzel bir kahve de gönderilmiş bana. Günaydın Senem kardeşim. Samsun, Çarşamba, Paşa Yazı'dan sevgili İsa Bey göndermiş. Ay, çok da güzel bir fotoğraf göndermiş. Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklal timsali olmuş bir milletiz. Atatürk ve Türk bayrağımızla birlikte ne kadar belli olacak bilmiyorum ama şu an yönetmenim belli oluyor mu? Bir daha şu kamerayı da ayarlayalım yönetmenim. Rahmetli Keriman Hanımcığımın fotoğrafını da gene gösteremedim. Yarın şey yapalım, gösterelim, unutmayalım onu lütfen. İsa Coşar Samsun'dan, Çarşamba'dan, Paşa Yazı'ndan bizi izliyorlar. Samsun'a da hoş geldiniz diyelim ve Samsun'a, Çarşamba'ya sevgiler, selamlar gönderelim. Çarşamba'yı selamış, çok da sevdiğim bir türküdür. Evet, bakıyorum mesajlarımıza ve süremiz de bayağı bir gitmiş. Çok teşekkür ediyorum. Vallahi güzel bir yoklama oldu. Çanakkale, Edremit, Kuşadası, neresi dedik? Samsun, Çan, vallahi Bilecik, güzel, Ankara. Herkes bizle birlikte. Yoklamaya katılanlara teşekkür ediyorum. Sevgiler gönderiyorum. Hadi bakalım bugün bizleri neler bekliyormuş, bir bakalım hızlıca. Yönetmeni. Evet, bugün 10 Eylül dedik sevgili izleyenler ve bugün doğum günü olanların doğum günlerini kutlayalım. Kendilerine sağlıklı, huzurlu, mutlu, nice, güzel yaşlar dileyelim. Ve sevgili koçlarla hemen başlayalım. Sevgili koçlar, bugün toplumsal konularda duyarlı olabilir, olaylara idealist bir gözle bakabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinize ulaşmak için mücadele içine girebilir, bireysel veya ortak amaçlar için grup ve derneklerle birlikte hareket edebilirsiniz sevgili koçlar. Ve boğalar, iş ve sosyal hayatında yoğun bir tempo seni bekliyor. Birçok alanda çalışma yapabilir, her şeye birden yetişmek isteyebilirsin. Ancak kendi fikirlerinde ısrarcı olmamalı, geniş bir bakış açısıyla bakmalısın. Kariyerine yönelik girişimlerde bulunurken yaşanan gelişmeler farkındalığını arttırabilir diyor sevgili boğalara. Ve ikizler, görüş ve düşüncelerini özgürce ifade etmek istemene rağmen kontrolünde olmayan gelişmeler seni engelleyebilir. Geleceğini düşünerek hareket etmek, yeni proje ve girişimlerde bulunmak isteyebilirsin. Ancak muhalif fikirler çatışmaya yol açabilir. Ağzından çıkan sözlere dikkat etmelisin diyor sevgili ikizlere. Sevgili Barış Güner, bakalım Aslan Burcu'nda neler ne varmış demiş. Teşekkür ediyoruz, sevgiler gönderelim. Az sonra Aslan'ı okuyacağız. Sevgili yengeçlerle devam ediyoruz. Finansal konularla ilgili attığın adımlarda engellerle mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Beklediğin ödemeleri almakta zorlanabilir ya da gelirinden fazla yaptığın harcamalar yüzünden kriz yaşayabilirsin. Girişimlerinde gereksiz inatlaşmalar ve görüş farklılıkları ertelemelere yol açabilir sevgili yengeçler. Ve geldik aslanlara. Hemen aslanları da aktaralım. Karşıt burcunda hareket etmeye başlayan ay, ikili ilişkileri ve ortaklıkların gündeminde önemli bir yeri olacağını işaret ediyor. Ortak bir gelecek hazırlığında olabilirsin. Ancak kendi beklentilerini ön plana almamalısın. Eşinin ya da işbirliği yaptığın kişilerin senin gibi davranmalarını beklemezsen iyi olur diyor sevgili aslanlara. Ve başaklar, çok çalışarak kendini yorabilir, yoğun iş temposunun getirdiği zorluklarla mücadele edebilirsin. Beraber çalıştığın kişilerle yaşadığın fikir ayrılıkları karşılıklı inatlaşmaya dönüşerek günlük programının aksamasına neden olabilir
çalışma koşullarını yenilemek ve güncellemek için yeni tekniklere ihtiyaç duyabilirsin sevgili Başaklar. Ve Teraziler, bugün keyiflerine ve sevdiklerine fazla düşkünlük gösterebilirsin. Gelecekten beklentilerin yüksek olmasına rağmen ilkeli hareket etmek zorundasın. Maddi konularda kendini güvende hissetmek için yapacağın yatırımlar risk almanı gerektiğinden huzursuz olabilirsin sevgili Teraziler. Ve geldik Akreplere. İş ve sosyal hayatında beklentilerin bitiş ya da başlangıçlar yapmana yol açabilir. İdealindeki koşulları oluşturmak için harekete geçmek isteyeceksin. Ancak seni engelleyen durumlarla karşılaşabilirsin. Karşındaki kişilerle aranda güven krizleri oluşabilir. Bu günümüzde de çok normal. Artık kimsenin kimseye güvenmediği bir devirdeyiz maalesef. Sevgili Yaylar, bugün yakın çevrenden ve kardeşlerden beklediğin desteği almakta zorlanabilirsin. Kendini geliştirmek için yapacaklarına odaklanmalı, konuşmalarında ve görüşmelerinde ısrarcı olmamalısın. Çalışma ortamında yaşanan yoğunluk sinirlerinin gerilmesine ve sağlığını olumsuz etkilemesine neden olabilir. Ve geldik Oğlaklara. Sevgili Oğlak, kazançlarını yeni bir gözle değerlendirmek ve yeni gelir kaynaklarına yönelmek için keyiflerinden vazgeçmen gerekebilir. Risk alarak yapacağın yatırımlar borçlanmana ve finansal krizlere yol açabilir sevgili Oğlaklar. Kovalar, kendini ifade etmene ve yaşamana dair kararlar almana olanak sağlıyor bugün. Aile içinde yaşanabilecek olayların veya yerleşimle ilgili sorunların üstesinden alternatif çözümlerle gelebilirsin. Ancak fazla ısrarcı olmamalı, gereksiz inatlaşmalara girmemelisin. Genel anlamda şöyle burçlarda bir inatlaşma söz konusu herhalde. Aman dikkat diyelim. Sevgili Balıklar, bugün kendi içine yönelerek geleceğe yönelik planlar yapabilirsin. Fakat gelen haberler ve dedikodular öfkelenmene neden olarak abartılı tepkiler vermene yol açabilir. Girişimlerde bulunmak için yeterli özgüvene sahip olmak için başkalarının desteğine ihtiyaç duysan da verilen sözler tutulmayabilir sevgili Balıklar. O yüzden o verilen sözlere çok fazla güvenmemenizde fayda var. Sevgili Bilge Kağan, bir aslında çok güzel bir şey ama hani televizyon ortamında olduğumuz için ve hani nedenle biraz araştırmak gerekiyor. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum demek istediğimi. Sonrasında herhangi bir sıkıntı yaşamamak adına hani işte bu ekranda tavsiye ettiler biz de kullandık deyip o yüzden kusura bakmayın onu yayınlayamıyorum. Bu arada son dakika haberlerinde bir haber var. Benim çok sevdiğim bir sanatçının vefat haberi var maalesef. Usta oyuncu Süleyman Turan yaşamını yitirmiş. Usta oyuncunun vefat haberini CHP eski İstanbul milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş sosyal medya hesabından duyurmuş. Yılmaz Güney'in yakın dostu sinema sanatçısı Süleyman Turan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Turan, ATV'de hazırlayıp sunduğu Kayıp Aranıyor programında gözaltında kaybedilen Ali Ayhan Efeoğlu kardeşlerin öyküsüne de yer vermişti. Bu yüzden program kaldırılmıştı diyor. Çok çok üzüldüm gerçekten. Süleyman Turan bir maalesef usta oyuncularımız bu hayata veda ediyorlar. Gerçekten çok sevdiğim sanatçılardan biriydi. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. O yüzden Türk filmlerini hep diyorum ya, özellikle siyah beyaz olanları çok severim. Süleyman Turanların, işte Belgin Dorukların, Ayhan Işıkların, yani hepsi ışıklar içinde yatsın. Sevgili Muammer Gilik, Senem kardeşim günaydın, yeni uyandım demiş. Günaydın. Hayat
merhametsiz olmuş, dünya kötülerle dolmuş, gel de yaşa bu dünyada demiş. Vallahi çok güzel söylediniz, aynen öyle. Ben de araştıracağım sevgili Bilge Kağan ama şimdi maalesef programı bitirmek zorundayım. Son bölümümüze geçeceğiz. Sürem doldu, geçti bile hatta. İnşallah bunu yarın yer veririz. Tamam sevgiler. Evet, hadi bakalım yastık altıyla devam edelim. Evet, vaktimiz artık çok kısıtlı olduğu için hemen yastık altıyla devam edelim. Bu arada Şila nerede arkadaşlar? Şila beni mama uğruna sattı arkadaşlar. O yüzden Şila ile veda edemiyorum. Gerçekten keyfi yerinde şu anda. Evet, son olarak yastık altına bakıyoruz. An itibariyle okuyacağım rakamlar sevgili izleyenler. An itibariyle dolar 5 lira 76 kuruş, euro 6 lira 37 kuruş, gram altın 277 lira ve hemen çeyrek altına da bakalım. 443 lira alış, 453 satış diyor. Cumhuriyet altını 1840 alış, 1987 satış. Gram 22 ayar bilezik 251 alış, 264 an itibariyle satış oluyor sevgili izleyenler. Ve bununla birlikte de artık programın sonuna geldik. Bugün de sürçülisan ettiysek affola, mesajlarıyla, yorumlarıyla programa renk katan tüm izleyenlerimize, canım Türkiye'min tüm güzel şehirlerine sevgiler, selamlar gönderelim efendim. Akşam saat 18'de günün gelişmelerinden derlenen ana haber bülteniyle karşınızda olacağız. Saat 18'de buluşmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Ninelerimizin bize yadıdığı o lezzetli hamsili pilav var ya, ben de ona layık etkili bir yemek türü icat ettim. Don balıklı makarna. Değil mi? Harika bir şey yani. Şimdi diyeceksiniz ki neden Dardanel'de don balıklı makarna? Bunun içinde bir don protein, bir don omega 3 var. Baba, lezzetli söyle, lezzetli. Bir don da lezzeti var tabii. Bizim uşaklar bayılıyor. Sizinkiler de bayılacak. Geriye gör. Ton TV'den bir yenilik daha. Çanakkale bölgesinin sesini dünyaya duyuran Ton TV, 1 Ağustos'tan itibaren milli uydumuz TürkSat'ta aynı frekansta HD yayınların olduğu platformda yerini aldı. HD uydu alıcısı olan televizyonlarınızda herhangi bir değişiklik yapmadan Ton TV HD yayınlarını izleyebileceksiniz. Fakat çok eski model uydu alıcıları sadece SD yayın formatını çözebildiği için yayınlarımızı görüntü olmadan yalnız ses olarak duyabilecekler. Bu nedenle uzun yıllar önce alınmış olan SD uydu alıcılarınızın yerine HD uydu alıcılarının temin edilmesi gerekmektedir. Frekans ayarlarınızla oynamanıza gerek yok. Ancak yenilenen uydu receiver'larda kullanılması gereken frekans bilgileri şu şekilde olmalı. Frekans 12.265 MHz, polarizasyon dikey, sembol rate 27.500, FEC 5/6. Ton TV, Çanakkale'nin televizyonu.
Osman Müftüoğlu mutfağınızdaki çok önemli bir eksiği açıklıyor. Mutfağınızdaki en büyük eksik balık. Çünkü balık çok güçlü bir protein deposu ve olağanüstü bir omega 3 kaynağıdır. Mutfağınızdan balığı sakın eksik etmeyin. Bir ton protein, bir ton omega 3 Dardanel Ton'da. Evet, balık sağlıktır. Türkiye'nin en iyi yerel televizyonları, Türkiye'nin ve dünyanın ilk yerel dijital platformu Artı Yerel Medya'da bir arada. İşte Artı Yerel Medya platformundaki tüm televizyon kanallarını izleyebileceğiniz frekans bilgisi. TürkSat 4A, frekans 12.265, sembol rate 27.500, polarizasyon vertical decay, FEC 5/6 parametrelerinde. Artı Yerel Medya uygulaması ile internet bağlantılı smart televizyonlarda uygulamamızı indirerek yerel televizyonların yayınlarını takip edebilirsiniz. Apple TV kullanıcıları artık Yerel Medya uygulaması ile platformda bulunan yerel televizyonları daha kaliteli izleyebileceksiniz. Televizyonunuzda IPTV'li uydu alıcısı ve internet bağlantısı varsa Artı Yerel Medya uygulaması ile platformda bulunan tüm yerel televizyonları HD olarak ücretsiz izleyebileceksiniz. Artı Yerel Medya, dijital teknolojisiyle şimdi daha güçlü. Yüzme havuzları, kafeterya, oyun alanı, sinema salonu, basketbol sahası ve dahasıyla sizinleyiz. Çalışkanlar Beton Vizyon Park, bölgenin en özel ve nitelikli yaşam projesi. Yeni hastane yolu üzerinde. İletişim 0533 491 8437 0530 767 17.